Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videoda daha önce çekmiş olduğumuz Bluenex videosunun devam videosunu çekmek istedik. Dilerseniz videoyla ilgili bilgilendirme izlemeye başlayalım. Hatırlayanlar biliyorlardır büyük ihtimalle. Bluenex'in bu doğrayıcısı alakalı bir video çekmiştik. Videonun altına gelen yorumlar doğrultusunda birkaç tane denememizi istediğiniz şey vardı. Birkaç tane sorunuz vardı. Sesi nasıl? İşte mantar doğruyor mu vesaire gibi. Bununla alakalı bir bilgilendirme videosu daha çekmek istedik. Umarım sorularınızın cevabını bu videoda bulursunuz. Şimdi hemen hazırlamaya geçiyorum. Makinede en sevdiğim şey kablonun nereye sokacaksınız böyle bir derdi yok. Direkt kendi içerisine yerleştirebiliyorsunuz kablosunu. Şöyle hemen takalım. Rendelerimizi çıkartalım. 5 tane rendemiz bulunuyor. Bu şekilde 2 tane normal rendeleme rendemiz var. Biri büyük, biri küçük. Şöyle peynir rendesi tarzında şöyle bir rendemiz var. Ve 2 tane ince ve kalın olmak üzere dilimleyicisi mevcut. Hemen sesini dinleyelim isterseniz. Çok hızlı bir şekilde dönmüyor. Şöyle göstereyim hemen nasıl döndüğünü. Tabi içerisine bir şey yerleştirdiğiniz zaman biraz zorlanma yapıyor ve ses tonu değişiyor makinenin. Mantar, ilk önce mantarı deneyelim istiyorum ben. Şu dilimleyiciyle yapalım. Aslında ben mantarı, yani çok pratik, doğraması kolay olduğu için hiç makinede denememiştim açıkçası. Genellikle ben daha sert patates, havuç, o tarz şeyleri bu makinede doğramayı tercih ediyorum. Kalın olan dilimleyiciyi takmak istiyorum makineye. Şu geri kalanları kenara koyalım. Ben de merak ediyorum acaba nasıl olacak. Bir de ben şey merak ediyordum, pırasayı merak ediyordum. Onu da beraber denemek için hazırladım yanında. Hemen şöyle ilk mantarımı atıyorum ve ben de gerçekten çok meraklıyım. Ben mantarın bu arada kabuğunu soyuyorum, yıkamıyorum. Şurasını da çıkartıp dilimlemeye deneyeceğim. Çünkü boyut itibariyle, şekil itibariyle biraz farklı bir yapıya sahip mantar. Bakalım nasıl olacak. Harika oldu. Şu şekilde. Tabii şey pozisyonu normalde dilimlediğiniz şekilde o tutmanız imkansız. Çünkü attığınız zaman direkt şu şekilde düşüyor mantar. Ya tabii büyük olanlarda farklı olabilir. Böyle şeyler var. Mangallık olan çok büyük boyutta mantarlar var. Belki onlarda daha iyi bir performans sergileyebilir ama bunda bence gayet başarılı. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle inceleyeyim şu şekilde. Gayet başarılı. Devam edelim mantarlarımızı rendelemeye. Bu arada mantarı rendelerken ki sesini de duymuş olursunuz. Şöyle sapını çıkarmadan da koymak istiyorum. Şöyle birkaç tane koydum. Bence gayet başarılı. Yani simetri takıntınız yoksa bence bu şekilde de kullanılabilir. Ya da pizzaların üzerine falan da çok rahat bir şekilde dilimleyerek koyabilirsiniz. Bence güzel oldu. Hatta ben diğer mantarlarımı da dilimlemek istiyorum. Hazır açmışken. Şöyle. Bunun altına biraz daha yüksek ve geniş bir şey koyarsanız şu sağa sola saçılma olayını da azaltmış oluyorsunuz. Çünkü döndürmenin hızıyla sağa sola sıçratabiliyor içerisinde rendelediği sebzeyi.
elde dilimleme gibi olmuyor ama kötü de olmadı bence. Daha önce hiç denememiştim. Gerçekten hoşuma gitti. Bundan sonra deneyeceğim. Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Evinizde çok sıklıkla mantar tüketiyorsanız bununla hani tek tek sürekli tüketim anında parçalamak yerine daha önceden dilimleyip buzluğa atıp ve kullanacağınız zaman çıkartabilirsiniz. Hani sürekli mantar tüketiyorsanız eğer fazla bir şekilde alıp bu makineyi bunu dilimlemek için kullanabilirsiniz bence. Ama diğer türlü dediğim gibi mantar dilimlemesi gerçekten çok basit bir sebze olduğu için yani yormuyor sizi dilimlerken. O yüzden ben bu makineyi tercih etmiyordum ama hoşuma gitti. Tercih edilebilir. Şöyle hemen şeyi de göstermek istiyorum. Sorular arasında şey de vardı. Sıkışma yapıyor mu? Nasıl temizleme olayı nasıldır diye. Hemen onu da göstermek istiyorum size. Şu şekilde tabii kalanlar oluyor içerisinde. Mesela şu sıkışmış, büyük bir parça sıkışmış. Bakalım döndürünce çıkacak mı? Yok, hala devam ediyor orada kalmaya. Şu şekilde bazen parçalar kalabiliyor. Normal zaten rende yaptığımız zaman da bu tarz parçalar kalabiliyor. Hemen temizleyelim bakalım. Tek hamleyle şöyle dilimleyicimizi çıkartıyoruz. İçerisinden rendemizi çıkartıyoruz. Hemen suya tutalım. Bakalım nasıl temizlenecek, kolay mı? Aslında oldukça kolay. Sonuçta üzerine rende ettiğiniz şeyler yağlı olmayan şeyler ve bir durulamayla hemen üzerindeki şeyler, biriken sebze parçaları hemen çıkıyor. Hemen rendimizi tekrardan üzerine getiriyoruz. Bir tık kalınlığı kullanmak istiyorum. Hemen bakalım. Pırasamızı denemeye başlayalım. Ben de gerçekten çok merak ediyorum nasıl olacak pırasa. Hadi bakalım. Şöyle aslında pırasaları şöyle ikiye bölsem sanki daha sağlıklı olacak gibi. Şöyle eşit parçalara bölsem. Şöyle. En azından bastırması kolay olsun diye şöyle yaptım. Hepsini eşit yaptım. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Şimdi sesi duyabiliyorsunuz umarım. Zorlandığı zaman şu şekilde ses çıkartıyor. Soğan gibi kaygan bir ürün olduğu için performans açısından yani çok başarılı değil. Şu uç kısımdan çok rahat bir şekilde rendeledi ama hemen nasıl rendelediğini onu da göstereyim size. Güzel, kötü değil. Herhangi bir sote vesaire yaparken kullanabileceğiniz güzel bir dilimleme oldu. Hemen kalanlarını da göstermek istiyorum. Çünkü biraz sıkıştı. Şöyle üstten göstereyim hemen. Şunlar sıkıştı. Çevirsem de gitmiyor. Çünkü kaygan olduğu için bastırıyorum. Bastırdıkça şu kenarlarından sıkışma yapıyor. Şöyle görmüşsünüzdür. O yüzden de dilimlemiyor. Yani 4'te 3'ünü dilimledi diyebilirim kestiğim parçanın. Yaklaşık bir karış boyunda şeylerim vardı, pırasalarım vardı. 4'te 3'ünü dilimledi. Geri kalanı şöyle sıkıştı kaldı burada. Şimdi bir sonraki sebzemize geçelim. Lahana rendeleyeceğiz. Öncesinde şu aparatımızı hemen çıkartalım. Sıkıştığı için bunu çıkarmak biraz güç olabiliyor bazen.
Şöyle bir bıçak yardımıyla. Şu şekilde çıkarttık. Şöyle hemen göstereyim sıkışan parçaları da. Şöyle kaygan olduğu için dediğim gibi şu kısımlar kalmış. Hemen şimdi lahanamıza geçiyoruz. Lahana için yine bu dilimleyiciyi kullanıyorum. Kırmızı lahana için. Kolay bir şekilde yerine yerleştirdim. Lahanaları şu hazneye girecek boyutta kestim. Çünkü diğer türlü sıkışıyor. Şimdi hemen koyalım ve performansını görelim makinamızın. Dilimlediğimiz şekilde çok güzel oldu. Lahanayı da bu makinede rahat bir şekilde rendeleyebilirsiniz kendinizi yormadan. Hemen içerisinde kalan parçaları da görelim. Şöyle. Çok sıkışan bir parçası yok bunun, pırasa gibi. Şöyle yakından da göstereyim. Bu zaten normal rendede de bu şekilde kenarına sağında solunda kalıyor. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun altına gelen yorumlara cevap vermek istedik bu videomuzda. Umarız aklınıza takılan soruların cevabı videomuzda netleşmiştir diye düşünüyorum. Benim fikrimi soracak olursanız makineyle alakalı. Ben makineden oldukça memnunum. Fiyat olarak tabii biraz yüksek. Doların yükselmesi sebebiyle ithal olan ürünler maalesef fiyatları aldı başını gidiyor. Ama muadili olan Tefal marka var. Neredeyse yarı yarıya fiyatları. Benim tercih etme sebeplerinden biri tez canlı bir insan olduğum için rende işlemi yaparken genellikle ellerimi parçalıyorum maalesef. O yüzden bu benim için kurtarıcı oldu. Bir de salata tarzı şeyleri ben genelde toplu olarak rendeliyorum. Havuç olsun, turp olsun, kabak olsun, bu tarz şeyleri yapıp direkt buzluğuma atıyorum ve ya da normal işte buzdolabına koyuyorum. Bu şekilde çıkartıp kullanıyorum. O açıdan benim için çok pratik bir ürün. Ama dediğim gibi fiyat olarak oldukça yüksek bir ürün. Tercih etmek size kalmış. Ben oldukça memnunum. Memnun olan kadar olmayan da var. Videoların altında yorumlarda zaten görebilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi başka bir ürün varsa denememizi istediğiniz mutlaka yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Biz de sizin için seve seve videolarımızı çekmeye devam ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.